Ülkemiz ve ekonomimiz açısından tarihi önemi haiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün 2021 yılının dış ticaretini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin dış ticaretini geliştirmeye verdiği 20 yıllık emeğin Mücadele ve gayretin meyvelerini özellikle ihracatta topluyoruz. Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yaklaşırken Türkiye ekonomide kabuk değiştirmekte, artık farklı bir lige çıkmaktadır. Şüphesiz elde ettiğimiz başarılarda büyümemize sağladığı katkılarla ihracatımızın çok ciddi payı vardır. İhracatçılarımız akıncı ruhuyla çalışmış, istihdam oluşturmuş, üretmiş, ürettiklerini de dünyanın hemen her ülkesine satma başarısı göstermiştir. Türk ekonomisinin alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla rakamı açıklıyorum. 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun. Bu bir rekordur. Dünden bugüne ulaştığımız bir rekordur. Bundan 19 yıl önce 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmayı başarmış olmaktan sizlerle beraber mutluyuz. Bizim derdimiz aşk. Kardeşlerim söyledi. İhracat, ihracat, ihracat. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,8 puan artışla yüzde %83 83,1'e yükseldi. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz. Ve son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık. Ülkemizde 2002 yılında 33.523 firmamız ihracat yaparken 2021 yılı sonu itibariyle ihracatçı firmalarımızın sayısı Allah'a hamd ediyorum 101.386'ya çıktı. Daha önemlisi 2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 32.000'i aşmış 43.264 firmamızda yeni pazarlara ihracat gerçekleştirmiştir. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan yalnızca 5 ilimiz varken bu sayı hamdolsun 21'e yükselmiştir. 2021 yılında 81 ilimizin tamamı ihracat yaparken 78 ilimiz geçtiğimiz yıla göre ihracatını artırmayı başarmıştır. İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştık. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musun? Amerika. Türkiye bunda başardı. Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 33 oranında artarak 93,1 milyar dolara çıktı. Dahası Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatımızdaki artışın sadece belli bölgelere yoğunlaşmak yerine tüm dünyaya dengeli biçimde yayıldığını memnuniyetle görüyoruz sayenizde. Bu dönemde ihracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6. Avrupa Birliği dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29. Kuzey Afrika bölgesine yüzde 44,8 oranında artış göstermiştir. İhracatımızı değer bazında en fazla artırdığımız ülkelere bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 44,6 artışla 14,7 milyar dolara, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 94,3 artışla 5,5 milyar dolara, Birleşik Krallığa yüzde 22 artışla 13,7 milyar dolara ulaştık. İhracatımızın değer bazında en çok arttığı sektörlere baktığımızda demir çelikte %70,9 oranında artışla 25,9 milyar doları, motorlu kara taşıtlarında %13,3 artışla 25 milyar doları, makinede %23,7 oranında artışla 20,8 milyar doları, hazır giyimde %22,2 oranında artışla 18,3 milyar doları yakaladı. Artan ihracatımızın kilogram birim değeri ise %17 yükselişle 1,29 dolara çıkmış. Ayrıca Türk lirası ile şimdi burası da çok önemli. Hep söylüyorum ya. Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. 2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye İhracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik. Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık %60 oranında artışla 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programlarıyla bu rakamı kısa sürede 100 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Turizm ve lojistik dışındaki hizmet sektörlerinden yazılım, bilişim ve oyun sektörlerinde 10 milyar dolar, sağlık turizminde 5 milyar dolar, eğitim hizmetlerinde 3 milyar dolar, dizi film ve kültürel hizmetler sektöründe 2 milyar dolar ihracata kısa zamanda ulaşacak bir yol haritasını hayata geçirdi. Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi %5 olarak belirledik. Burada anlaştık değil mi? İsmail Efendi. Ona göre İhracatımızdaki güçlü performans sayesinde orta vadeli programın geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiş. Gelecek yılda bu rakamın üstüne çıkacağımıza ben inanıyorum. Kardeşlerim de buna inandıktan sonra biz bunu aşarız. Onun için 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Ülkemizin medarı iftiharı olan siz ihracatçılarımızın gelecek sene bize bu gururu da yaşatacağınıza ben yürekten inanıyorum. Siz bu hedef doğrultusunda ilerlerken Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak biz de sizin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. <laughs> Eylül ayındaki son buluşmamızda ihracatı ihracatı geliştirme anonim şirketinin müjdesini vermiştim. İhracatçılarımızın finansmana erişimini iyileştirmeyi ve teminat sorunlarını çözmeyi hedefleyen bu şirketi kısa sürede kurduk faaliyete 1 Mart 2022 tarihinde geçecek olan şirketimizin şimdiden tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 2021 yılında ihracatta elde ettiğimiz başarı ülkemiz için öyle bir milattır ki tıpkı ilk sanayi planımızın hazırlandığı 1934, planlı kalkınma dönemine adım attığımız 1963 ve ihracata dayalı büyüme modeline geçtiğimiz 1980 yılı gibi Türkiye'nin ekonomi ve dış ticaret serüvenindeki önemli eşiklerden birisi olmuştur. Burada hiç kuşkusuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade bizler için yol gösterici olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracatın artırılması konusunda gösterdiği kararlılık ve bizlere sunduğu vizyon Türkiye'yi ihracat devriminin eşiğine getirmiştir. İhracattaki bu devrim ve dönüşüm açık şekilde rakamlara ve göstergelere de yansımıştır. Türkiye 1990'lı yıllarda bir ayda yaptığı 1,5 milyar dolarlık ihracatı bugün 2021 yılında bir günde yapabilen bir ülke konumuna gelmiştir. İhracattaki bu büyük sıçrama ve atılım hamlesi Türkiye'nin ekonomik anlamda kaderini değiştirmiştir. İşte bu atılım hamlesiyle 2021 yılında ihracatta şimdiye kadar hiç ulaşmadığımız aylık değerlere ulaştık. Rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında Türkiye bir taraftan geleneksel pazarlarındaki konumunu güçlendirirken diğer yandan uzak bölgelere de ihracatını kuvvetli bir şekilde artırmıştır. Ülkemiz orta vadeli programda yer alan ihracat hedefine bir yıl önce ulaştı ve bu hedefi geride bıraktı. 2021 yılı ihracatla büyüyen Türkiye şiarımızın tam anlamıyla işlediği ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğu bir yıl oldu. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk 3 çeyreğinde %11,7'lik büyüme performansı yakalarken bu büyüme performansının 5,1 yüzde puanı net ihracattan gelmiştir. Üstelik tüm bu başarılar hiç kimsenin tahayyül dahi edemeyeceği şiddetli bir salgın hastalık döneminde dünya ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sınanımının yaşandığı bir konjöktürde ortaya çıkmıştır. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgın şartlarında ortaya çıkan yoğun talebe anında karşılık vererek ve teslimatlarını zamanında gerçekleştirerek bu zorlu dönemde alınların akıyla çıkmışlardır. Hükümetimiz de bu dönemde ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu desteği vermek ve onların başarılarını daha üst seviyelere taşımak için gereken bütün adımları atmış, kolaylaştırıcı, ön alıcı ve yol açıcı çalışmalar gerçekleştirmiştir. İhracatçılarımızla sürekli diyalog halindeyiz. İstişare süreçlerimiz kesintisiz işlemektedir. İracatımızın hangi ülkede ne sıkıntısı varsa bunu çözmek için gereken tüm adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz güvenilir bir tedarikçi olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm kesimleriyle iş dünyamız 2021 yılının zorlu ekonomi koşullarından nasıl başarılarla dolu bir hikaye çıkardılar ise bu yılda ülkemiz ekonomisinde istikrar ve güven iklimini kalıcı kılma konusunda başat rol oynayacaklardır. İhracatın ülkemiz için yatırım, istihdam, üretim ve ayakları yere basan sağlam bir ekonomi demek olduğunun altını çizmek istiyorum. Bizim sevincimizin ve gururumuzun sebebi budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi bizim tek bir derdimiz var. İhracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız. Bugün ihracat ailesi olarak Milletimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin büyük gururunu taşıyoruz. Gururluyuz çünkü hedeflerimizi bir bir gerçekleştirdik ve geçtik. 12 ayın 11'inde ihracat rekorları kırdık. Uzun süredir hedeflediğimiz aylık 20 milyar dolar, yıllık 200 milyar dolar ihracatı bu yıl Allah'ın izniyle açtık. 2021 yılında miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 174.3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi %17 artırdık. 101.386 firmamız mal ihracatı gerçekleştirdi. 32.000'i aşkın firmamız bu yıl ihracat ailesine katıldı. 2021 yılında ihracata başlayan bu 32.000 firmamız 3.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 229 ülke ve bölgeye ihracat yaptık. 184 ülkeye ihracatımızı artırdık. 123 ülkede ihracatta rekorlar kırdık. 46 ülkeye ihracatımız 1 milyar doları aştı. 78 ilimizin ihracatını artırdığını görüyoruz. 48 ilimizde ihracat rekoru kırıldı. 21 ilimizin ihracatı 1 milyar doları aştı. 27 sektörümüzün 26'sında ihracatı artırdık. 20 sektörümüz Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı. Burası çok önemli. Türk lirası ile olan ihracatımız %48 artarak 70.8 milyar TL'ye yükseldi. Hizmet ihracatımız Ocak Ekim döneminde yüzde 62 artarak 46 milyar doları aştı. İhracatımız artıyor. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz. İhracatçı sayımız artıyor. Demek ki her kesimde ihracat heyecanı uyandırıyoruz. İhracat birim değerimiz yükseliyor. Demek ki artık markalaşmayla, inovasyonla, tasarımla ürünlerimizi katma değerini yükseltiyoruz. Türkiye Küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanmasıyla olağanüstü fırsatlar yakalayarak küresel ticaretin önemli bir aktörü haline geldi. Böylece bizler de ihracat ailesi olarak bu dönüşümü bir fırsata çevirmeyi becerdik. Yılın ilk 9 ayında büyümenin yarısı ihracatla geldi. İstihdam artışının üçte tebirini ihracat öncülündeki sanayi sektörleri sağladı. İhracattaki bu tabloyu iyi okumamız gerekiyor. Artık yeni bir ligdeyiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi. Bu yenilikteki büyük siparişlere, büyük montanlı işlere mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. Bu ölçekte ARGE ile inovasyona ve tasarıma önem vererek yeni yatırımlara devam etmeliyiz. Yasalaşan ihracatı geliştirme fonunu yeni yılda ihracatçılarımıza hizmet vermeye başlayacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üretimdeki sürekliliği ihracatta da sağlamak için gümrüklerimizin artık 7-24 esasına geçmesi, ihracatımızdaki yükselişi desteklemesi adına tim olarak çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığımıza devam ediyoruz. Müsaadelerinize şimdi ekranlarımıza bir video gelecek. videoyu izlerken yaklaşık 1.6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Büyük ihracat ailemizi yürekten tebrik ediyorum. <laughs> Görüyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hedefimiz dakikada 2 milyon dolar ihracat. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sizin de ifade ettiği üzere bizim tek bir derdimiz var. İhracat, ihracat, ihracat ve nihayetinde dış ticaret fazlası veren Türkiye ki bunu da başaracağız. Bunu görüyoruz ufukta. Bu coşku ve heyecanla bir kez daha bu anlamda günde bizi şereflendirmenizden dolayı zatenize şükranlarımızı arz ediyorum. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Müşah Hazine Bakanımız Sayın Nurettin Nebatiye, bugün aramızda olmayan tüm bakanlarımıza izninizle teşekkür etmek istiyorum.